aynı aile içinde olmaktan onur duyduğum saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partisi büyüklerim, kardeşlerim, parti evlatlarım, bizleri ekranları başında izleyen ve sevgili izleyicilerimiz, sizleri saygı ile selamlıyorum. Bize değer katan sevgili basın emekçilerimiz, hoş geldiniz. Bugün burada sizlerle neden yeniden kurgulama ihtiyacının olduğunu anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak ben kimim diye soranlara, Hazreti Nuh'un gemisiyle yeniden yaşamın kurgulandığı yerde dünyaya gözlerimi açıp Ege'nin incisi, güzel ülkemin Ege'nin incisi olan İzmir'de dünyayı kucaklayıp güzel ülkemin dört bir yanını mekik dokur gibi çalıştıktan sonra ve karşınızdayım. Güzel ülkemin dört bir köşesinde on binlerce çocuk, genç ve yetişkin de katkısı olmuş, onlarca eğitim projelerini imza atmış, iki çocuğumun ve dokuz kitabın, ayrıca iki televizyon programının annesiyim. Gözümü açtığım okul koridorlarını, merkez teşkilatını, ülkemizin tıkanmışlığının bulunduğumuz görevde en iyi şekilde yapsak da toplumun kutuplaşarak hızla dönüşüme girmesinin verdiği endişeyle üniversite yıllarında başladığım aktif siyasete dönme gerekliliği hasıl olmuştur. Bundan dolayı 20 yaşında başladığım, uzun yıllarda yönetici olarak çalıştığım rehber öğretmenliğime 26 yılın sonunda nokta koydum. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diyerek çıktığım bu siyasal katılma yolculuğumda bana güvenen, inanan yol arkadaşlarımızla 12 Eylül cuntasından sonra toparlanamayan kadın örgütlenme yapılarını yeniden kurgulama adını verdiğimiz programımız ile işte karşınızdayım. Arkanızda kim var sorusuna ise kağıt toplama işini bulduğu mevsimlik işçilikle kıyaslatmak için kapımı çalan Fatma, Samsun'da tütün kıran Gülseren, Antalya'da Sera'da of demeden çalışan Yörük Zehra, Diyarbakır'da çocukları için koca şiddetine dayanan Kürt Zeynep, Rize'de hakkı yenen çay toplayan Laz Fadime, hemşire Leyla, fabrika işçisi İnci, hepsinden öte kız erkek ayırmadan gözlerime gözleri değdikten sonra aşkları başlayan sevgili evlatlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz var. Partimiz Kuvayi Milliye Ruhlu mücadelesinden gelen Misak-ı Milli anlayışıyla ülkemizde toplumumuzda devrimleri gerçekleştirmiş, Önder Atatürk'ümüzün çağdaş uygarlık hedeflerine yükselme çabalarını vermiş olmasına rağmen ne yazık ki 1945'ten sonra ve 1950 Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle gelişen dışa bağımlı siyasal, sosyal, ekonomik, olumsuz politikalar yüzünden 1960 Milli Devrim Anayasa Hareketi, 1971 12 Mart muhtırası, 1980 27 Ocak kararları ve Cunta Hareketi ile karşılaşmış. Sonuçta giderek artan şekilde dış egemen güçlerin etkileri ve yönetimleriyle bugünlere kadar gelinmiştir. 12 Eylül darbesi kapatılan partiler ile örgüt yapılanmalarına en büyük darbeyi vurmuştur. O günlerden bugünlere bakıldığında kadın örgütlenmesinin tam anlamıyla yapılmadığı gerçeğiyle karşılaşmaktayız. Ağır ekonomik krizin etkisi en çok emekçi kadını vurmuştur. Siyasal katılımın giderek azaldığı günümüz şartlarında evinde ne pişireceğinin derdine düşmüştür kadın. Yeniden kurgulanma ile kadınlarımızın siyasal katılmada herkesin kendi kişisel gelişimini sağlayacak sosyal ekonomik içerikli projeleriyle eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Yeniden hayata geçirilecek olan halk evlerinde kadınlarımız hem siyasal yaşamın içerisinde olacak hem de haklarını öğrenecek. Hem de ekonomik özgürlüklerini elde edebilecektir. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gümüş tepsi içinde verdiği kaybetmeye yüz tutan haklarımız için mücadeleci ruhu korkmadan yeniden kazanacağız. Bizler kadını güvenli, emin katılımı için faaliyetlerimiz ile toplumsal hayatın içine çekeceğiz. İl, ilçe, belde, köy, mahalle, apartman, örgüt yapılarımızı yeniden çağın koşullarına göre kurgulayacağız. Az olsun benim olsun değil, iktidara yürüyen partinin olmazsa olmazı kadın kolları örgütlenmesinin yeniden kurgulanarak büyümesidir hedefimiz. Seçime bir kala değil, daima sahada olacağız.
Siyasal katılmada sürdürülebilir projeler ile sahada siyasal katılımı artıra artıra kendini bulmuş bir kadın örgüt yapısı kuracağız. Fantastik programlar, popülist söylemler ile değil, ayağı yere basan, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemiş, çalışma programımızla, projelerimizle, ekip ruhumuzla çalışacağız. Bu yaşıma kadar Ege'nin kıyısından sıfır noktasına, ülkemin dört bir tarafında nasıl çalıştıysam, aynı azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Bize güvenin, bize inanın. Belirtmek gerekir ki 12 Eylül'den bu yana, 44 yıl geçmesine rağmen, Beşli Junta'dan tek adam rejimine geçmişteki siyasilerin hataları sonucunda geçilmiş. Anayasa, hukuk, TSK, yargı, meclis, milli irade askıya alınmıştır. Gelinen süreçte ülkemizin AKP iktidarı ile bu projesinin bataklığında debelendiği görülmektedir. Ülkemizin büyük önder Atatürk'ün hedeflediği tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin korunup kullanılması için partimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, biz örgüt emekçilerine, kadınlarımıza, gençlerimize, diğer demokratik kitle örgütlerine büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bir kadın emekçi ana olarak bu sorumluluk bilinciyle hareket etmekteyim ve ekip olarak sorumluluğun bilincindeyiz. Partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları genel başkanlığına aday olduğumu açıklamaktayım. Bilindiği gibi gelinen ve yaşatılan süreçlerde sürdürülen ekonomik, sosyal, siyasal yapılar çıkmazlarla karşılaşılmıştır. Rejim değiştirilmiştir. Yakın zamanda yerel seçimler yapılmıştır. Bu seçimlerle de partimiz oluşan koşullara göre oldukça büyük başarılar elde etmiştir. Bunun sonucunda tüm Türkiye'nin ve dünyanın dikkatleri partimizin üzerine çekilmiştir. Bu nedenle de attığımız her adıma dikkat etme gerekliliği doğmuştur. Bu başarılarının devamı ancak örgütsel mücadele ve diğer örgütlerle dayanışma ile söz konusu olacaktır. Halkımız sokakta iktidarın baskısından, ekonomik çıkmazlarından kurtulmak istemektedir. Hedef sokağı örgütlemekten geçecektir. Bu da güçlü kadın örgütlenmesinden geçmektedir. Örgütlenmesini yapabildiğimiz an, parti içi demokrasiyi sağlayabildiğimiz zaman ülkede demokratik halk iktidarının kurulmasının heves ve heyecanın yaratılması söz konusu olabilecektir. Böylece partimiz kısa zamanda iktidara gelebilecektir. Artık çözüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı olacaktır. Belirttiğim durumlar nedeniyle bugünden sonra da biz kadınlara büyük görev ve sorumluluklar düşecektir. Görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle mücadele edeceğimize inanıyoruz. Siz de bize inanın. Ekibimizle birlikte kadın kolları genel başkanlığına aday olurken tamamen partimizin tabanını oluşturan kadınların sesini seslendirmeyi ve harekete geçirmeyi düşünmekteyiz. Biz ancak gücümüzü örgütten ve örgütçülerden alacağız. Bizimle birlikte yarışan diğer kadın adaylara da başarılar diliyoruz. Ancak başarı samimi şekilde, örgütlü şekilde çalışan emekçi kadınların olmalıdır. Sizleri saygılarımla selamlıyorum. Daha eşit, aydın bir gelecek diliyorum.